Bu videomuzda yükselen kenar, P kontağını, düşen kenar, N kontağını, set ve reset çıkışlarını inceleyeceğiz. Video başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Bu video piyasa eğitimiyle ilgili hazırlamış olduğum bir seri videonun sadece bir tanesi. Buradaki komutların çalışma mantıklarını detaylıca anlatmış olduğum bir video vardı. Yorumlar kısmına o video linklerini ekleyeceğim. TIA Portal'daki programlama ile ilgili de bundan önce 2 adet video çektim. Bu videoda bu nereden geldi, bu nasıl yapıldı şeklinde aklınıza takılan sorular varsa muhtemelen o videolarda onları detaylı bir şekilde anlatmışımdır. Tekrara düşmemek, videoyu uzatıp sizleri sıkmamak için daha önce anlatmış olduğum, yaptığım işlemleri bu videoda hızlıca geçeceğim. Eğer yeni bir bilgi varsa o kısmı bu videoda detaylandıracağım. Yani anlamadığınız kısımlar için bundan önceki videoları izlemenizde ya da seri şeklinde gelmenizde fayda vardır. Şimdi P kontağı inceleme ile başlayalım. P kontak şu anda benim favori listemde yok. Yana geldik BitLogic Operations'dan. Buradan direkt P kontağı sürükleyebilirim de ya da favori listeme atabilirim. N kontağı da atayım, biraz sonra kullanacağım. Yine set resetler ve bununla ilgili diğer işlemleri de BitLogic Operations altında yapacağız. Öncelikli olarak P kontakla başlayalım. Ama bundan önce tak table'ı daha aktif kullanmak için önce takları oluşturacağım ve orada bir sürükle bırak mantığı var, onu anlatacağım. PLC tak, default tak table. Burada ben 2 adet giriş, input, 1 adet çıkış, output kullanacağım. Şimdi tak table'da bunlara isim vereceğim. Gürol hocam bundan önceki videolarda bana bir uyarısı vardı. Mehmet dedi, İngilizcen zaten yarım yamalak, bari Türkçeyi katletme. Onun adı buton değil, Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı onun düğme. Elimden geldiğince en azından bu videoda düğme kelimesini kullanmaya çalışacağım ama çok da başarılı olabileceğimi zannetmiyorum. Başlayalım. 2 adet giriş lazımdı bana. Ne diyelim bunlara? Düğme bir olsun. Otomatik input 0.0 getirdi. İkincisinin adı 2 olsun. Otomatik input 0.1'i getirdi. Bir adet de bana ne lazımdı? Çıkış lazımdı. Otomatik olarak tabi input 0.2 geldi. Bu input 0.2 olmayacak. Q0.0 olacak. Evet, Q0.0 geldi. Şimdi pencereleri yan yana alacağım. Yukarıdan. Hangi pencereler yan yana gelir? Aşağıda bakın, şu kısımda OB1 ve default tak table'ın açık olduğunu görüyorum. Eğer bu pencereleri dikeyde yan yana getirirsem bunlar yan yana gelecektir. Şimdi buraya P kontağını eklememin çeşitli yöntemleri var. Demin de dediğimiz gibi yan taraftan alabiliriz ya da favori listeden alabiliriz. Öncelikle bir normal kontak şeklinde ekleyeyim. Network'ümü seçtim ve normal bir kontağı getirdim. Şimdi normal bir kontağı getirdikten sonra sağ üstte turuncu bir kısım var. Ona yaklaştığınızda farede bunda yapabileceğiniz değişiklikler geliyor. Bakın, normalde açık kontağı ben eğer yanlışlıkla seçmişsem normalde kapalı, P kontak ve N kontak olarak seçebilirim. Burada yapabileceğim değişiklikler geldi. Sileyim. Direkt yukarıdan N kontak şeklinde seçeyim ya da P kontak şeklinde seçeyim. P kontağı buraya aldım. Bana adresini soruyor ve aşağıda da temp alanını soruyor. Yani geçici olarak bit hafıza alanını soruyor. Bunun ne anlama geldiğini daha önceki videolarda açıklamıştım. Burada tekrar işin teorisine girmeyeceğim. Şimdi tak table'ı önce niye oluşturdum? Bakın, bu düğme 1 olsun. Buradan tak table'dan düğme 1'i seçtim ve buradaki P kontağımın üzerine getirdiğimde oradaki tag ismini buradaki kontağa atadı. Aşağıda da benden temp alanını soruyor P kontağa ait. Ben genellikle diğer memory bitlerle karışmaması için, merkez bitlerle karışmaması için 50.0'dan başlıyorum. Tabii bu yeni bir tak. Tak 1 olarak buraya getirdi. Buradan tak table'a döndüm. Bunun adı tak 1 kalabilir de. Ya da şöyle diyebilirim. Düğme 1'in tempi. Bakın burada da değişti. Ve ne yapacağım? Buraya bir adet de çıkış ilave edeceğim. Çıkışım geldi. Çıkışımda da yine soru işareti var. Yine buradan da çıkış tagını alıp buradaki bobin sembolünün üstüne sürüklediğimde buradaki Q00 çıkışıma da çıkış tagı geldi. Tak table'daki sürükle bırak bu. Belki çok fazla komutun olduğu yerlerde bu işimize yarayabilir ama sadece burada anlatacağım. Daha sonra yine bildiğim yöntemlerle devam edeceğim. Kapadım. Kapadıktan sonra yine pencereyi tam ekrana getireyim.
Tam ekrana geldi. Şimdi ilk deneyeceğim devre bu. PLC deney setimizin elektriksel bağlantısını yapalım. Burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şu anda PLC'miz deney seti üzerine montajlı ve deney setimizde PLC'nin gerçek klemensleri bağlantı açısından farklı olabilir. Çünkü burada PLC çıkışlarımızı korumak amaçlı ilave çıkış röleleri kullanılmış ve örneğin çıkışlardaki 3M ucu içeride deney setinde birleştirilmiş durumda. PLC gerçek klemenslerindeki bağlantıyı ben PLC'lerde güvenli devre oluşturma ve programlama video serimde animasyon olarak gösterdim. Hatırlatayım, bu bir deney seti bağlantısıdır. PLC klemenslerini birebir karşılayamayabilir çünkü set içerisinde bazı güvenlik önlemleri alınmıştır. Şimdi başlayalım. Güç dağıtım modülümü 24 volt DC ucundan PLC'min 24 volt DC ucuna. Güç dağıtım modülümün 24 volt DC ucundan çıkışların ortak ucu olan C0'a. Güç dağıtım modülümün 0 şase geriliminden PLC beslememin 0 ucuna. Güç dağıtım modülümün 0 şase geriliminden girişlerin ortak ucu olan 1M'ye. Güç dağıtım modülümün artı 24 volt DC ucundan düğmelerimin girişlerine. Birinci düğmemin çıkışı input 0.0 PLC girişine. İkinci düğmemin çıkışı input 0.1 PLC girişine. Göz lambam Q0.0 çıkışına. Göz lambamın çıkışı, sinyal lambamın çıkışı güç dağıtım modülümün 0 şase gerilimine. Şu anda devremizi tamamladık ama programlama sırasında kontaktör bağlantısını da deneyeceğim için göz lambama paralel olarak bir adet de kontaktör bağlıyorum. Yani göz lambamın X1 ucundan kontaktörümün A1 ucuna ve göz lambamın X2 ucundan da kontaktörümün A2 ucuna bağlantı yapıyoruz. PLC bağlantımızı yaptık. Şimdi buradaki devremi ben PLC'me gönderip çalışmasını inceleyeceğim. Burada da gönderirken yine buradaki PLC1'i seçip Download to Device diyebiliriz. Bu konunun üstünde durmuştum. Sadece ben OB1'de işlem yaptığım için Main OB1'i seçtikten sonra Download to Device dersem sadece OB1'deki yapmış olduğum değişiklikleri gönderecek. Load diyorum. Ve şu anda PLC'me gönderdi. Devremizi deneyebiliriz. Bu ara monitörün ki açayım. Yani gördüğünüz gibi enerji akışı buradaki input 0.0'ın girişine kadar geldi. Input 0.0'a ortadaki yeşil butonum bağlı. Yeşil butona basıyorum. Monitoring'de herhangi bir değişim algılamıyoruz. Gerçekte de PLC üstüne baktığınızda evet input'u görebiliyorum ama çıkışa ait Q00'a ait LED parlayıp sönüyor. Bunun nedeni şu. Buradaki kullanmış olduğum yükselen kenar sadece 0'dan 1'e geçişlerdeki yükselen kenarı algılıyor ve sadece bir çevrim çıkış veriyor. O çevrimi geçtikten sonraki çevrimlerde çıkış vermiyor. Buradaki çevrim belki 50 milisaniye, belki 10 milisaniye. Sadece o süre zarfında çıkış verdiği için sadece çıkış ledinin
bir an parlayıp söndüğünü görüyorsunuz. Ama bu gerçek çıkışta bir işlem yapabileceğiniz anlamına gelmez. Şimdi çıkışımda benim göz lambası var. Göz lambasının yandığını görmedik. Hatta şimdi bir de kontaktör bağlayalım. P kontakta kontaktör çekiyor mu çekmiyor mu? Bir de onu görelim. Tekrar basıyorum girişime. Evet, şu anda çıkışım sadece bir çevrim olduğu için kontaktör bunu algılamıyor bile. Yani kontaktörün çekebilmesi için orada mekanik bir zamana gerek var. O süre 50 milisaniyenin ya da buradaki çevrim süresi kaçsa bunun daha üstünde olduğu için yani kontaktörümün enerjilenme sesini dahi duyamıyoruz. PLC üzerindeki klemenslere baktığınızda ise sadece çıkışın parlayıp söndüğünü, bir çevrim parlayıp söndüğünü görüyorsunuz. Çıkışa ait LED'in yani Q0.0'a ait LED'in bir çevrim parlayıp söndüğünü görüyorsunuz. Şimdi bunu N kontak haline getireceğim ve tekrar deneyeceğim. Daha sonra bir açıklama yapacağım. Üzerine geldim. P idi. Aynı kontağı N olarak ayarladım. Tekrar yine bunu main orbiter'e seçtikten sonra download to device diyoruz. Cihaza gönderiyorum. Şimdi monitoring'e bağlanalım tekrar. Tekrar input 0.0'ıma bastığımda yine monitoring'te herhangi bir değişim görmüyoruz. Ve setin üstüne baktığımda ise evet input 0.0'ı görüyorum ama elimi çektiğimde Q0.0 elimi çekme anında parlayıp sönüyor. Yine P'de olduğu gibi burada Q0.0 butondan elimi çektiğim anda bir çevrim sadece çıkış veriyor. N kontağı neydi? Enerjinin birden sıfıra düştüğü değişimlerde sadece PLC'nin bir çevrimi kadar çıkış veren bir kontaktı. Yine PLC üzerindeki ledlere baktığınızda Q0.0'ın butondan elimi çektiğimde düşen kenarda sadece bir çevrim çıkış verdiğini görüyoruz. Bu örneğimizde tek bir kontağın yükselen ya da düşen kenarını kullandık. Peki birden fazla kontak varsa yani bir işlem sonucunda o işlemin yükselen ya da düşen kenarını almak istiyorsak ne yapmamız gerekli? Şimdi ona bakalım. Şimdi iki adet kontağı birbirine paralel bağlayacağım. Ve orada da kontaklardan herhangi birinin yükselen kenarında. Yani şu anda düğme 1 var. Bunu normal kontağa çevirelim. Ya da ilave edeceğim düğme 2'yi paralel bağlayacağım. Düğme 1 ya da düğme 2'ye basıldığında hangisine basılırsa basılsın bana yükselen kenar çıkışını versin. Kontağın önüne gelelim. Aşağı 2 alalım. Aşağı 2 aldık. Şu anda aşağıda yeni bir komut başlangıcı oluştu. Bu noktadayken ben yukarıdaki normalde açık kontak kullandık. Normalde açık kontak kontrol tuşuyla beraber basılı tutarak sürüklersem aşağıya kopyasını almış olurum. Ama bunun adı ne olacak? Yine buradaki timetable'ımdan düğme 2 olarak ayarlayalım. Ve bunu yukarı bağlantıyla bağlayalım. Şimdi düğme 1 ya da düğme 2 yani input 0.0 ya da input 0.1'e basıldığında bunun bana yükselen kenarını versin. Burada bit işlemlerinin altında ptring komutu var. Ptring'i seçtim. Getirdim, ilave ettim. Tabi normal P ve N kontaklarında olduğu gibi bana geç hafız alanını soruyor. Bunu da bir tak oluşturmuştuk. Diye bir temp demiştik. Yine onu kullanayım. Çok sorun değil. Burada yaptığım işlemle input 0.0'a ya da input 0.1'de hangisine basılırsa basılsın çıkışındaki yükselen kenarı Q0.0'a aktaracak. Yine bunu PLC'mize gönderelim. Main OBB'yi seçtik. Download the device diyorum. PLC'me gidiyor. Yine monitoring alayım ama bir şey göremeyeceğiz. Çünkü bir çevrim süre zarfında olan işlemler olduğu için ama en azından butonlara basıldığını görebiliriz burada. Şimdi input 0.0'a bağlı olan düğme 1'e bastığımda yükselen kenarındaki Q0.0'a ait çıkıştaki LED'in parlamasını izlemeye çalışın. Bakın bir çevrim yandı söndü LED ya da input 0.1'e ait düğmeye bastığımda yine Q0.0 çıkışına ait LED'in bir çevrim yükselen kenarda yanıp söndüğünü izlemeye çalışın. Gördüğünüz gibi ptring komutunda girişinde yapılan bir işlem varsa bu işlem sonucunda oluşan yükselen kenarı çıkışa aktarıyor. Yine aynı şekilde bunun negatif kenarda çalışan yani düşen kenarda çalışan ptring komutu var. Buradan sürükleyerek de getirebiliriz.
Buradaki P tilingi seçtikten sonra sağ üst köşedeki turuncuya yaklaştığınızda bunu netlikle değişme olanağı veriyor. Şu anda ne yaptım? Input 0.0 ya da input 0.1'e ait girişlere ait düğmelerden hangisinde düşen kenar oluşursa bunu çıkışta Q0.0'a aktaracak. Yine bunu da PLC'mize gönderelim. Yine monitörünü alayım. Burada dikkat edin. Input 0.0 girişine bağlı olan düğmeye bastığımda herhangi bir işlem yok. Ama düşen kenarına algılayacak Q0.0 çıkışına bağlı olan çıkış ledi bir çevrim yanacak. Yine aynı şekilde input 0.1'e ait düğmeye bağlı olan düğmeye bastım. Bastığım anda yükselen kenarda herhangi bir işlem yok. Çünkü bu düşen kenar işlemi yapıyor. Ve elimi çektiğim anda çıkıştaki ledin parlayıp söndüğünü görün. P-Tilink ve N-Tilink'te girişinde birden fazla kontak varsa, girişinde bir işlem yapıyorsa bu işlemin sonucunun yükselen kenarını ya da düşen kenarını bana veriyor. Şimdi set ve reset komutlarına bakalım. Burayı sildim. Şimdi buradaki çıkışımı set ve reset olarak kullanacağım. Yine üzerine geldiğimde bunu bana set olarak değiştirmemi sağlıyor. Ya da buradan seti sürükleyerek getirebiliriz. Ya da bunu favori listeme ekleyip favori listemden sürükleyebilirim ya da tıklayabilirim. Her nasıl şekilde kendinize alışkanlık edindiyseniz. Set ve reset komutları bir takımdır. Beraber kullanılır. Eğer ben bir çıkışı setliyorsam o çıkışı resetlemem de gerekli. Şimdi aşağı network'e de input 0.1 ile yani düğme 2 ile bu demin setlemiş olduğum çıkışı resetleyeceğim. Burada açık kontağımı seçtim. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Ve aşağıya kopyasını oluşturuyorum. Burada eğer kontrol tuşuna değil de shift tuşuna basacak olursanız. Şurada da örneğin shift tuşuna basayım. Shift tuşu ile birlikte sürükleyecek olursanız. Kopyasını oluşturmaz taşır. Ctrl Z ile geri geldim. En azından bu pratik kısa yolları da burada değinmiş olalım. Şimdi ne yapacağım? Buraya bir adet Q0.0'ın resetini koyacağım. Yine seçtim. Ctrl ile buraya getirebilirim. Ctrl ile hayır getirmeyeceğim bu sefer. Çıkışı seçtim. Çıkışı buradan reseti favori listeme ekledim. Favori listemden getirdim. Buradan da alabilirim. Birden fazla yöntem var. Bunu görün diye bu şekilde anlatıyorum. Bu kime ait reset olacak? Bu Q0.0'a ait reset olacak. Bu sefer Q0.0'ı yukarıda tagını seçtim. Aşağıya getirdim. Kopyasını oluşturdum. Ya da elle silelim bunu. Elle soru işaretine tıkladığınızda siz buradan tag table'dan çıkışı seçebilirsiniz. Şu anda ne yaptım? Q0.0'ı düğme 1 ile yani input 0.0 ile setledim. Bu ara unutmuşuz. Input 0.1'de kalmış kopyayı oluşturduktan sonra bunu ne yapacağız? Düğme 2 yapacağız. Yani input 0.2 yapacağız. Input 0.2 ile de Q0.0 çıkışını resetledim. Dediğim gibi bunlar bir takım olarak kullanılır. Bunu PLC'mize gönderelim. Monitörünke basalım. Ve şu anda set üstünde çalıştırayım. Neydi? Input 0.0'a bağlı olan düğme 1 setleme işlemi yapacaktı. Input 0.1'e bağlı olan düğme 2 ise resetleme işlemi yapacaktı. Input 0.1'e ait düğme 1'e basıyorum. Elimi çektim. Şu anda Q0.0 çıkışı setlendi. Q0.0'ı neyle resetleyecektim? Düğme 2 ile yani input 0.1 ile input 0.2'ye bastığımda da ne yaptım? Çıkışı resetledim. Az önce bahsetmiş olduğum P ve N kontaklarını kullanalım burada. Bunun üzerine geldim. Turuncu kısmından bunu P yaptım. Temp hafıza alanını soruyor. Bunu da tek olarak atamıştık. D1 temp demiştim. Şimdi bunu da düşen kenarları resetletelim. N dedim. Şimdi burada tekrar bana temp alanı sordu. Buna da tagını oluşturmadığım için elle gireceğim. Merker 50.1 diyelim. Tag 1 yaptı. Değişmeyi daha önce anlatmıştım size. Rename tag. Tagın ismini değiştirelim. Ne olsun? D2 temp olsun.
Change dedik ve değiştik. Bu uygulamayı, bu örneğimizi gönderelim. Main OB1 seçili. Download the device diyelim. Yükle. Ne yaptım? Impulse 0.0 yükselen kenar, Impulse 0.1 de düşen kenar kullandım. Ve monitoring'i alalım. Düğme 1'e basıyorum. Yükselen kenarında setledi. Elimi çektim. Zaten bir çevrim çıkış vermişti input 0.0. Setleme ve resetleme işlemlerinde sadece bir çevrim, o hafıza alanını setlemek ya da resetlemek benim için yeterli oluyordu. Input 0.1'in yani düğme 2'nin de düşen kenarını kullanmıştım. Bakın şu anda basıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Çünkü bu komut düşen kenarı bekleyecek. Elimi çektiğimde de resetleme işlemi yapıyorum. Monitoring'den çıkalım. Daha önceki teori videomda da anlattığım gibi set reset komutlarını kullanıyorsanız bobinden farklı olarak, bobin çıkışından farklı olarak aynı çıkışı program içerisinde birkaç yerde set ve reset işlemi yapabilirsiniz demiştim. Şimdi yukarıdaki iki network'ü aşağıya alacağım fakat bu sefer inputlarını değiştireceğim. P ve N kontakları artık anlaşılmıştır. Bunları normal kontak haline geri getireyim. Getirdim. Bunları pratik olarak şu şekilde kopyalayabilirsiniz. Bu network'teki enerji akış çizgisini burada seçtim fareyle. Daha sonra Ctrl A dedim. Hepsini seçtim. Ctrl C dedim. Kopyaladım. Network 3'e getirdim. Ctrl V dedim. Buraya yapıştırdım. Hemen unutmadan, az önce unuttum çünkü, buradaki input'un adını değiştirelim. Sildik. Ne olsun bu? Input 0.1'i kullandık. Input 0.2 olsun. Yeni bir tak oluşturdum. Artık bu taklara isim vermeye gerek yok. Burada yine input 0.2 girişine bağlı olan düğmemle Q0.0 çıkışını setleyeceğim. Ya da şurada resetlemiştik. Seçtim enerji akış çizgisini faremle. Ctrl A, Ctrl C. Aşağı getirdim. Ctrl V. Hemen bunların da isimlerini değiştirelim. Input 0.3 olsun. Input 0.3 olsun. Bu da yine Q0.0 çıkışını resetlesin bana. Şimdi bu devremizi PLC'mize gönderelim. Main OB1 seçili. Download the device diyoruz. PLC'mize gidiyor. Bu ara PLC'ye ben 2 adet daha girişine düğme ilave ettim. Bunlardan bir tanesi input 0.2, bir tanesi input 0.3'e bağlı olan düğmeler. Monitoring'i alalım. Burada Network 1'de input 0.0'a bağlı olan düğme 1 Q0.0 çıkışını set ediyordu. Evet, setledim. Bu çıkışı ben Network 2'de yani input 0.1 ile de resetleyebilirim. Ama yeni ilave ettiğim düğme ile hangisi bu? Input 0.3 ile reset edeyim. Input 0.3 ile çıkışı reset ediyorum. Bakın çıkışı reset ettim. Buradaki input 0.2'ye bağlı olan düğme ile bu sefer Q0.0'ı set edeyim. Q0.0'ı input 0.2 ile set ettim. Yine network 2'deki input 0.1 düğmesiyle de reset edeyim. Bakın burada da reset ettim. Set reset komutları bir takım olduğunu söylemiştim. Bir çıkışı setliyorsanız o çıkışı resetlemeniz de gerekli. Ama bobin çıkışından farklı olarak set ve reset komutlarını programın birden fazla yerinde kullanabilirsiniz. Bir network'te bir çıkışı setleyebilirsiniz. Birden fazla network'te resetletebilirsiniz. Ya da birden fazla network'te setletip bir ya da birden fazla yine network'te de resetletebilirsiniz. Bu şekilde set ve reset çıkışlarını kullanabilirsiniz. Monitörlükten çıkayım. Bunları silelim. Kafamız karışmasın. Şimdi set öncelikli ve reset öncelikli devreyi duymuşsunuzdur. Set öncelikli devre ne, reset öncelikli devre ne? Set öncelikli devre, eğer bir çıkışa set ve reset beraber uygulanıyorsa ve çıkış veriyorsa bu set öncelikli devredir. Bir çıkışa set ve reset beraber uygulanıyorsa ve çıkış vermiyorsa bu reset öncelikli devredir. Monitoring'i alalım. Şimdi ne yapıyordu? Input 0.0 setliyordu. Input 0.1 resetliyordu. Input 0.0 varken input 0.1 verecek olursam
Dikkat edecek olursanız piyasa çıkışında Q0.0'a ait led sönük. Yani Q0.0 çıkış vermiyor. Bu benim için reset öncelikli bir devredir. Ve biz güvenlik açısından çıkışlarımızın reset öncelikli olmasını isteriz. Çünkü örneğin input 0.1 durdurma işlemi yapıyor, reset işlemi yapıyor ve durdurma işlemi yapıldığında ben çıkışın durmasını isterim ki herhangi bir kaza ya da herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Ama varsayalım ki reset öncelikli bir devre yapmak isteyelim. Bu sefer de burada şunu resete çevireyim. Şunu da sete çevireyim. Bu sefer ne yaptım? Seti daha aşağı satıra yazdım. Daha aşağı network'a yazdım. Burada input 0.0 ve yine input 0.1'in basılı olduğunu, düğmelerin basılı olduğunu düşünelim. Input 0.0 üzerinden Q0.0 çıkışı resetlenecek. Q0.0'a ait çıkış imaj kütüğündeki değer logic 0 olarak yazılacak. Ama aşağı satıra indiğimde ya da bu satır daha aşağılarda da olabilir. Burada peş peşe gözüküyor olabilir ama daha aşağı satırlarda da olabilir. Input 0.1 üzerinden Q0.0 çıkışı setleniyor. Bu sefer çıkış imaj kütüğündeki 0 olan değeri 1'e yükseltildi, 1'e çevrildi ve program döngüsü sonunda artık Q0.0'a ait çıkış imaj kütüğündeki değer 1 ve bunu klemenslerine yansıtacak. Bunu PLC'mize gönderelim ve bunu da deneyelim. Şimdi input 0.0 ne yapıyor? Resetliyor. Input 0.1 setliyor. Input 0.0 ile input 0.1 beraber verilirse ne olur? Dikkat edecek olursanız PLC'de Q0.0'a ait çıkış çalışıyor. Yani set öncelikli bir devre oluşturmuş oldum. Bu da set öncelikli bir devre. Set ve resetleri siz eğer bobin gösterimi şeklinde kullanacaksanız bu şekilde set ve reset komutlarının birden fazla kullanımı var. Şimdi bunları örnek verelim. Eğer ben birden fazla çıkışı setlemek ya da birden fazla çıkışı resetlemek istiyorsam setbf ve resetbf komutlarını kullanırım. Sildim devreyi. Tekrar başlayalım. Tak olarak düğme 1 seçtim. Yine aşağıya da resetleme işlemi için bir kontak koydum. Bunu da düğme 2 seçtim. Tek seferde resetletmeyeceğim. İki parçada resetleteceğim. Buraya da input 0.2'ye ait düğmeyi bağlayalım. Hangisiydi o? Yanlış hatırlamıyorsam tak 1'di. Tak 1'i ilave ettim. Şimdi input 0.0'la ben PLC'min Q0.0, Q0.1, Q0.2 ve Q0.3 çıkışlarını yani 4 bit olarak setleyeyim. Burada setbf komutunu kullanıyoruz. Setbf komutunu getirdim buraya koydum. Hangi çıkışı setleyecek? Çıkışı yani Q0.0'ı kaç bit setleyecek? Ne dedim? Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3 yani 4 bit setleyecek. Q0.0 dahil kendisiyle birlikte 4 biti setlettim. Burada da input 0.1 ile de örneğin 3 bitini resetletelim. Seçtim komutu. Bu sefer de Ctrl-C, Ctrl-V ile aşağıya aktarayım. Bu sefer ne yapacağım ben bunu? Reset BF yapacağım. 3 bitini resetleteyim. Yani şu anda hangilerini resetletiyorum? Q00 ile birlikte 3 bit. Q00, Q01 ve Q02'yi resetletiyorum. Aşağıya da normal reset çıkışını kullanalım. Q00, 01, 02, 03 setledik. Burada Q00, 01, 02'yi resetledik. Kim kaldı? Q0.3 kaldı. Q0.3 kaldı. Bunu gönderelim. Online'a alalım. Monitörlük yapalım. Şimdi ne olacak? Input 0.0'a bağlı olan düğmeye bastığımda Q00, Q01, Q02, Q03 setlenecek. Bastım. Evet, Q00, 01, 02, 03 4 bit olarak setlendi. Input 0.1'e bastığımda baştan 3 bit resetlenecek. Bastım. Evet, baştan 3 biti resetledim. Hangisi kaldı şu anda? Q0.3 setli kaldı. Onu da input 0.2 ile resetletiyordum. Resetletelim. Input 0.2 ile de resetlettik. Birden fazla set ya da birden fazla reset uygulamalarında birden fazla biti setlemek ve birden fazla biti resetlemek için de
setbf ve setbf komutları kullanılabilir. Örneğin buna bir örnek verecek olursak, sisteminizde bir acil durdurma butonunuz olsun. Acil durdurma butonuyla siz Q0.0'ı ve bununla birlikte ne kadar çalışan çıkış varsa onların hepsini aşağıya bit sayısını yazarak ne yapabilirsiniz? Resetletebilirsiniz. Yani çıkışların hepsini durdurabilirsiniz. Ya da birden fazla aynı anda çalışan çıkışlar varsa onları da toplu olarak setleyebilirsiniz. Set resetleri burada olduğu gibi bobin şeklinde bir gösterimle kullanabilirsiniz ya da set reset blokları ile birlikte kullanabilirsiniz. Bunlar işim bitti. Sileyim. Şimdi set reset blokları nerede? Set reset blokları yine bit operations'ların altında. Bunda yine eklemenin birkaç yolu var. Tıkladım. Örneğin şurada yukarıdaki box demiştim. Boş box. Boş box'a tıkladıktan sonra turuncu kısma geldiniz. Bir menü açıldı. Burada box olarak ilave edebileceğiniz birçok şey var. Örneğin ne diyelim? Bakın. R geldi. RS geldi. Buna benzer ekleyebileceğiniz komutlar, yani box olarak ekleyebileceğiniz komutlar geldi ama oldukça karışık. Tekrar buradan ben yandan komut olarak seçeyim. SR seçtiğinizde bu reset öncelikli bir bloktur. Hangi çıkışa ait olduğunu soruyor. Buna ne dedik? Q0.0 çıkış. Şimdi buradaki reset ucuna siz kontak ilave edebilirsiniz. Buradaki kontağı ilave ettim. Örneğin normalde açık kontağı. Ve buna tagtable'dan ne diyelim? Düğme 2 diyelim. Bu şekilde siz SR, set reset bloklarını kullanabilirsiniz. Bunu PLC'me göndereyim. Online alalım. Input 0.0 ne yapıyordu? Setliyordu. Evet, setledi. Input 0.1 ne yapıyordu? Resetliyordu. Şimdi setle reseti beraber verdiğimizde ne oluyor? Bakın, çıkış çalışmadı. SR bloğu reset öncelikli bir bloktur. Ve aynı anda siz hem set hem reset verdiğinizde çıkış vermez. Reset öncelikli bir bloktur bu. Bunu değiştirelim. SR'ydi bu. RS yapalım. Bu da set öncelikli bir bloktur. Sildim. Az önce oraya kontak eklemiştim ama örneğin set ucunu ben buraya herhangi bir tagı yazarak da ne yapabilirim? Kullanabilirim. Input 00. Input 01 neydi? Düğme 2 idi. Düğme 2'yi seçtim. Yani illa buraya bir kontak ilave etmenize gerek yok. Eğer siz demin SR'de reseti bir bitle resetleyecekseniz buraya o bitin adresini yazabilirsiniz. Ya da burada RS bloğunda siz setleme işlemini yine bir bitle yapacaksınız. O bitinde buraya tagını, ismini yazabilirsiniz. Bunu PLC'ye gönderelim. Online alalım. Ne yapıyor? Deminkinden farklı olarak bu sefer input 0.1 setliyor. Setledi. Ve input 0.0'da resetliyor. Input 0.0 ile input 0.1'i beraber verdiğinizde dikkat edecek olursanız çıkış çalıştı. RS de set öncelikli bir blok. Set ve resetleri bobin olarak kullanabilirsiniz. BF'lerle grup olarak kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi set reset blokları olarak da kullanabilirsiniz. Teoportal bize set reset için birden fazla kullanım şekli vermiş. Yapacağınız işe, program parçasına göre siz en uygun olanı buradan ne yapacaksınız? Kendinize seçeceksiniz.